Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu gençlerin demokrat amcası esas almak konusunda Melik'e söz vereceğim ama inanın ne kadar bir reklam aramız vardı. Yaklaşık 12-13 dakika herhalde. Bu 13 dakikayı hepimizin elinde telefon, şatır parti ne demek bunu arayarak geçirdik. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çünkü şatır parti yaptık gençlerle diye bir tweet atmıştı. Gerçekten bizim Z kuşağından ne kadar uzak olduğumuz da ortaya çıktı. Bir fotoğraf partisi, evet, bir de AK Parti'ye bir laf gönderme olduğu ortaya çıktı. Çünkü onlar da daha evvel buna benzer bir şey kullanmışlar. Herhalde en net böyle mi anlatabildim bilmiyorum. Şimdi senin bu söylemler mi yoksa eylemler mi, politikalar mı Z kuşağını acaba ne cezbeder? Yani biz buyur böyle mektup diyelim, kuşağı olarak hani böyle satırlarıma başlamadan önce evvela selam ederim diye başlayan mektup kuşağı olarak Z kuşağını anlamaya çalışıyoruz. Doğru bir iş yapıyoruz ama bir seyircimiz çok güzel bir şey yazmış. Diyor ki ya bizi anlamanız için bizim dilimizi konuşmanız gerekmiyor. Bu Z kuşağı mı? Z kuşağı. Ne önceliklerimizi güzel, ve ne istediğimizi. Bizi izliyor o zaman. Evet. Önceliklerimizi ve ne istediğimizi bilmeniz gerekiyor. Hı-hı. Bu sizin için de geçerli, siyasi liderler için de geçerli. Neymiş öncelikleri? O yüzden evvela selam ederim. Yani ya onların önceliklerini anlamak siyasilerin işi. Bir gazeteci olarak da tabii ki bak yani daha iyi bir eğitim istiyorlar. Birkaç yabancı dil öğrenmek istiyorlar. Onları anlamamızı istiyorlar. Yani böyle copy paste'le ya benim işte babam böyle yapmazdı cümlesini pek sevmiyorlar. Söyleyeyim ben ne istediklerini. Yani ben babama karşı böyle konuşamazdım cümlesini mesela sevmiyorlar. Zamanın ruhu var diyor. Ya ben bu zamana ait, bu zaman ruhuna, bu zaman dilimine aitim diyor. Bunlar teknoloji, kültürel yaşam için önemli. Evet, yani politikacılardan iş mi istiyor, okul mu istiyor, para mı istiyor, şu bak, meslek mi? Şu yine o araştırmadan çok özür dilerim Melik. Gençlerin beklentisi, Türkiye'de gençlerin öncelikli sorun olarak gördükleri eğitim ve istihdamda yer alamamak, fırsat eşitsizliği ve gelecek güvencesi. Bunları hep konuştuk ama doğru demek ki tespit. Evet. Aslında biz biraz anlıyormuşuz Z kuşağını. Mesela ama bu sadece Z kuşağını değil. Biz de o yaşlardan hepimiz geçtik. Tabii tabii. Yani ergenlikten çıktıktan sonra biraz teçhizatlı, lojistikleri farklı. Yani mesela Mazhar Bağlı sosyolog profesör, onun bir yazısı var Star Açık Görüş'te. Z kuşağını anlamak üzerine güzel de bir yazı. Diyor ki yani onların mesela donanımı farklı, yani teçhizatları farklı, teknolojiyi daha çok kullanıyorlar, daha hızlılar, daha hızlı tüketiyorlar, dünyayla kıyaslayabiliyorlar. Biz haritada yerini arıyorduk değil mi ülkelerin? İsim şehir oynardık yani. Nerede Kütahya göster bakayım falan. Sen şimdi de bunu çocuklarını anlamak için okuyorsun herhalde değil mi? Kızını anlamak için okuyorsun ya da bakıyorsun. Z kuşağını anlamak için tabii herhalde ki araştırıyorsun. Yani, diyorum ya evde de var bir tane, bende tabii de var bir tane Z kuşağı. Dolayısıyla hani hakikaten hızlılar, fast foodlar daha böyle hızlı, daha çabuk tüketiyorlar ve hani dünyayı kavruyorlar. Yani mesela bir şey dediğinde diyor ki sana mesela buluyor bir makaleyi ve diyor ki İşte atıyorum ya İngiltere'de böyle değil ya da İsveç'te böyle değil. Yani sen diyemiyorsun ya ne İsveç İngiltere'yi Kırşehir'le kıyasla, Yozgat'la kıyasla öyle bir şey diyemiyorsun. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Ama farklı bakıyor çünkü. Siyaset dışı bir dünya. Siyasetle ilgileri yoksa bu kuşağın. Var. Var mı? Var. Orada işte yanılıyoruz. Var. Fakat öyle şöyle bir siyasi eğilimleri var. İzliyorlar. Ama böyle çantada keklik değiller. Ya yani mesela şöyle değil. Ya benim dedemin babası Demokrat Partiliydi. İşte dedem de Demokrat Partili. İşte ben de onda o yok. Yani vazgeçebiliyor. Mesela bu 6.300.000 içinde bir araştırma yapılıyor. %20'si kararsız. Diğerlerinin eğilimi var ama mutlak değil. Yani nasıl denir? Böyle çok sadık bir seçmen değil. İnanmak istiyor, görmek istiyor, önceliklerini görmek istiyor. Bir de annesinin babasının oy verdiği partiden farklı partilere yönelme var. Yönelebilir. Yönelebiliyor ama bunlara mesela politik değil demek hata, yanlışlık. Evet, evet, niye yanlış öyle? Mesela yine Optimar'ın sahibi İlmi Daşdemir'in 2020 Temmuz'da yaptığı bir araştırma var. Bu Z kuşağına dair 17-24 yaş aralığına bakmış. Mesela oradaki verilere bakıyoruz. 3 aşağı 5 yukarı mevcut partiler yani %1-2 sekmeyle mevcut partilere dair tablo çıkıyor. Yani az önce Hande söyledi ya mesela 2011 ile 2015 seçimleri arasında 4.100.000 seçmen oy kullanıyor. Bunun 2 milyonu yine AK Parti veriyor. Bunun mesela araştırmasına baktığınızda yani yapabilirse o yapar. İşte background'u var. Böyle bakıyor. Eğer bizim dediğimiz gibi olursa, çok politik olmazsa o zaman hani mesela işte mülkiyeti ortadan kaldırmayı vaat eden bir TKP var değil mi? Yani mülkiyet yok diyor, eşitlik diyor. Gerçekçi buluyor mu? Bulmuyor. Bulmadığı için yönelmiyor. Ya da işte Besim Tubuk vardı, Liberal Parti değil mi? Yani çok böyle demokrat, çok liberal ama yani ben çok eğlenceli buluyordum ve seviyordum ama hiç oy vermedim. Çünkü hayata geçirmek, pratiğe geçirmek ne kadar mümkün ona da bakıyor. O yüzden ben bizim genç izleyicimizin dediğini çok önemsedim. Yani diyor ki bizi anlamanız için, evet, ama bunu sadece bize söylemiyor. Siyasilere de söylüyor. O tweetinde söylüyor zaten. Sizler içine geçerli, siyasiler içine geçerli. Bizi anlamanız için diyor, bizim dilimizi konuşmanız gerekmiyor. Önceliklerimizi ve ruh halimizi ama zamanın dilimi içinde. Dolayısıyla böyle bakacağız. Şimdi 6.300.000 seçmen çok hani ciddi bir rakam. Fakat mesela hani onların böyle diline bürünüp onlardan o istemek ne kadar doğru bilmiyorum. Pekala dediği gibi hani sizi anlayabiliyorum, önceliğinizi anlayabiliyorum. Gençlere yönelik vaadim budur dersiniz ve pekala tavlayabilirsiniz ya da işte ikna edebilirsiniz. O yüzden hani tamam sempatik gelebilir bu ama çok devam ettirirseniz ters de tepebilir. Ne olur? İşte Z kuşağının önemli bölümünü kavrarsınız ama Şaban Bey ve Hulki Bey gibi X kuşağını kaybedebilirsiniz. Ya bu ne ya falan deyip X kuşağı yani. Evet. Onun dengesini iyi tutturmak gerekiyor bence. Onun hesabını iyi tutturmak gerekiyor. Yani sonuç itibariyle her dönemin bir kuşağı var. O zamanın ruhu içinde. Ama Z kuşağı dediğimiz şey teknolojiyle çok iç içe. Yani elinin altında. Ben ya meydanlar Rus, Ana Britannica, biz bunları biriktiriyorduk. Kupon keserek falan. Tabii yani şöyle bilgiler de var. Kafaları karışık, kararsızlar. Tabii var. Olmaz. Unutmamak lazım. Ama şöyle bir şey var. Önemli gençliğin genel durumu bu. Şöyle bir şey var. Yani şimdi hani benim de var 14 yaşında oğlum. Tamam aynı işte. Bazen Z kuşağı işte. Bazen işte ne bileyim bilgisayarda çalışırken bir şeye takılıyorum, bir şey soruyorum. Ya daha sormadan, soru bitmeden cevap veriyor. Şöyle yap diyor. Lan oğlum dur diyorum bir dinle. Öyle değildir. Yok öyle diyor tak uzatıyor daha yapıyor. Çünkü. Yani daha hızlılar. Yani hızlı kavruyorlar. Çünkü biz bunları sonradan öğrendik. Onlar bunun içine doğdu. Onunla doğdular. Hemen farkımız bu yani. Bir de şöyle bir şey. Biz kendimizi update ettik. Yani güncelleştirdik. Yazılımımızı güncelledik. Niye? Daktilo kuşağıyız. Mektup kuşağıyız. Kundak kuşağıyız. Bir de şöyle yani, bir şey. Mevcut siyasilere karşı hakikaten yani mevcut liderlere karşı şimdi işte Z kuşağı dediğimiz yani oy verecek seçmen. Oy verecek Z kuşağı diye bakalım. Hani işte 17-18 yaş çocuklar için. Şöyle 17-18 yaşındaki çocuk şimdi bir defa doğalı biri AK Parti'yi görüyor. Muhalefeti de görüyor. Kemal Bey'i de görüyor. Tamam mı? Hala umutsuzsa umutsuz olmaya devam ediyor. Yani hani bir takım böyle tabii, işte şeylerle buluyorsa, onların jargonunu kullanarak onları tavlaması çok zor. Zor hakikaten. İşte onu tam da onu anlatıyorum. Evet, yani, son cümlelerinizi alayım bu arada bir konu daha var. Ya mesela benim kızım bir ara böyle albümü karıştırıyor. Kafa 3 numara ve siyah önlük ilkokulda. Günlerce ona güldü mesela. Yani kafa 3 numara ve siyah önlük ilkokul. Şimdi dolayısıyla abi bu... Nesine güldü ben anlamadım. Hayır bir fotoğrafa mı baktı? Evet ya albüme bakıyor o dönem niye böyleydi diye soruyor mesela. Senin fotoğraf mı? Çünkü başka bir ruh hali var. Başka bir şey var. Yani siz böyle eskiyi çok anlatarak da onları tavlayamazsınız. Onu anlatmaya yalnız çalışıyorum. Biz 2002'de böyle yaptık. Kuşakları da çok ezdik. Öyle mi hissettin? Ya ama yani şimdi öyle bir şey... Çocukluğuna dönelim vardı ya. Tabii ki önemli ama yani şimdi arkadaşlar yani ülke hani Z kuşağı çok mükemmel, geri kalanı çok kötü. Böyle bir şey yok ya. Değil. Öyle demek. Yani, değil ama mesela ben sana şunu söyleyeyim bak biz dedi ya ansiklopedi. Ya ansiklopedi okumak iyi bir şeydi ya. Biz iyi ki o ansiklopedileri okuduk. Tamam da yani biz iyi çocuk ki şimdi dünya klasiklerini buradan okuduk. Okuyor. Sabahları TRT'nin radyosunda iyi ki o tiyatro oyunlarını dinledik. Ya bunlar kötü şeyler değil de. Değil. Hasan'a şunu da söyleyeyim. Bak, anlamlıydı. Mesela bizim kuşağımız. Ama tiyatro izlemek istiyorsan buradan da izleyebiliyorsun artık. Bizim kuşağımız Recep İvediye'ye gülmezdi. Ama şimdi Recep İvediye'ye katıla katıla gülünüyor. Ben buna gerçekten çok üzülüyorum. Bak ben çok üzülüyorum buna. Gerçekten çok üzülüyorum buna. Recep İvediye ben de gülüyorum canım, ne var? Şaban Bey de gülüyormuş Recep İvediye. Şaban Bey'le aynı kuşak değiliz. Orada sıkıntı var. Ya şöyle biz gerçekten. Hulki Bey Recep İvediye'ye gülüyor musunuz? Yok. Bak, Kemal Sunal'a sürekli gülerim ama. Gençlerimize yani eğitim anlamında eksiklerimiz 50 kere var. tekrar izlerim. Aynen. İyi bir eğitim vermek zorundayız. İyi bir mesleki planlama yapmak zorundayız. Ama gençlerimizi sadece Z kuşağı üzerinden ya siz çok iyisiniz de siz anlamıyorsunuz derseniz onlara haksızlık yaparsınız. Ama öyle demedik. Ama şöyle. Yani, bir dakika. Bak, zaten, sen de bir dakika. Öyle demedik. Şöyle dedik. Kendi zamanı içinde ya zamanın ruhu diye bir şey var. Şimdi demin sen o zamana aitsin. Şimdiki başka bir zaman. Melik çok iyi tanımladı. Demin bak çok iyi tanımladı. Gerçekten katılıyorum. Dedi ya biz mektupla doğduk. Hakikaten evet. Ben şimdi çocukken hatırlıyorum abim askerdeydi. Otururdum. Annem babam oturturlardı beni. Yaz oğlum derlerdi. Ben de aynen. Başlardım sevgili oğlum. Ne yapsın çocuklar falan. Bu devirde bak, mektup yok. Orada şimdi elle mektup yazmak. Sonra daktiloyu yaşadık. Evet. Bizler. Tabii. Sonra bilgisayara geçtik. Yani tabii. Güncelledik, upgrade ettik. Aynen. Jetlag oldu. Ama Z kuşağı dediğimiz, bakın fark. Z kuşağı dediğimiz İçine böyle doğdu. Gençler o yazılımın içinde doğdu. O yazılım zaten Z kuşağı. Akıllı telefonlar işte, Z kuşağı. Onun da iyi biz daktiloyuz. Tartışılır. Şimdi var bak, tabii. Tabii tartışabiliriz. Dolayısıyla. Yani iyisi de var, kötüsü de var. Yazılı bunun. Bir metin okumayı seviyor mu? Okumak istiyor mu? Okumak çok önemli. Mesela şimdi bunlara bakıyoruz. Tamam bunlarda dikkati ne kadar sağlayabiliyorsun? Ama işte bu değişimi de kabullenmek lazım. Bak, okumak yerine kitap dinlemek diye bir kavram çıktı yani. Onu diyecektim. Bir program var onu indiriyorlar. Aylık belirli bir ücret. Bir sürü klasikler var dinliyor. Ya mesela ben de ona itiraz ediyorum. Diyorum ki bak. Dedim ki güzel. Ya dinleyerek tamam eyvallah ama her şey orada değil. Yani kitabı oku uyuyakal, ne bileyim hayal kur, görseli dinleyerek kafanda canlandır. Yani ama beni ciddiye almıyor. Ya belki Kanal İstanbul'a geçelim. Belki dinleyerek yani kitabı işte dinleyerek öğrenen bu çocuklar daha iyi olacak belki. Nereden biliyorsunuz? Ya ben de dinliyorum ne ilgisi var? Dinliyorum da okuyorum da bu keyifli bir şey. Yani belki bunları şeyden da... yani onu tekrar etmem ama böyle zamanın ruhu diye bir şeye inanıyorum. Ya 10 gençler de bu zamana aitler. Bu zamana ait. Dolayısıyla biz hani kendi kalbimizin içine sığdıramayız onları. Biz de onların kalbinin içine sığamayız. Evet. Ama hani birbirimizi anlamaya çalışma meselesi önemli. Evet, birbirini anlama çalışması her da... zaman kuşak çatışması olur. Anlamamız mümkün değil. Yüzlerce yıldır var bu. Bundan sonra da olacak. Bu Z kuşağı kendi çocukları olduğu zaman o da çatışmaya girecek. Bu gelişim psikolojisinin gereği. Bedenlerimiz öyle. Tabii alfa geliyor. Ayrıca bu kuşak bu kadar kutsallaştırılacak bir kuşak değil. Aslında bir otomatik ve robotik kuşak haline geliyor. Sen dedin ki bak bizim zamanımızda mektup yazıyoruz. Mektup yazmak bir eylem. Şimdi biz sınavda bazen uzaktan eğitim var ya. Uzaktan eğitimde yaptıramadık. Mesela yüz yüze olsa sınavda okulda biz soruları veriyoruz vize ve final sınavında. El yazısıyla yazacaksın. Mesela doktora da bize öyle yazdırdılar. Ben önce anlamadım ya ilk hocamızın bir tanesi işte bir makale ödevi yapacaksınız el yazısıyla. Aa, bilgisayarda var yazalım kaynaklara tarıyoruz bakıyoruz hızlı yazacağız. El yazısıyla yazacak zamanımız da yok hani gazeteciyiz falan. Dedi ki hoca çok mantıklı ben de öyle yaptırıyorum. El yazısıyla yazarken onu gözüyle de okuyor içselleştiriyor. Öbüründe tamam kaynağa bakıyor, kaynak belirtiyor falan ama otomatik robot kuşak. Şimdi mektup yazarken veya işte askere gittiğimiz zaman bize askere mektup geldiği zaman veya biz ailemize mektup yazarken oturuyoruz, düşünüyoruz. Şimdi bu Z kuşağı otomatik kuşakta düşünme yok. Alıyor, kopyalıyor, gönderiyor ve anonim bir kuşak oldu. Herkese gönderiyor. Duygusuz bir kuşak bence. Ben katılmıyorum. Ben katılmıyorum. Yani çok hızlı muhakeme ediyorlar. Düşünme yok. Düşünme yok şeyine katılmıyor. Düşünüyorlar. Bir kere, ama çok hızlı düşünüp çok hızlı muhakeme edip çok hızlı karara varıyorlar. İşte robotlar da öyle yapıyor Şabancığım. Robota da bilgisayara da verdiğiniz zaman çok hızlı robot yapıyor. Robot mudur? Robotik bir kuşak gelişmişlik midir? Bak, ayrı konu. Yalnızlaşan bir kuşak bu kuşak. Odasına çekiliyor bir köşede ya da burada işte mesela ben konuşurken Melik orada yalnızlaştı bilgisayarla oynuyor ya. Onun gibi çocuklar da evde bir odaya çekiliyor köşeye. Melik gibi bilgisayarla oynuyor. Ama köşede. Ne yapıyor? Odaya çekiliyor bilgisayara giriyor. Amerika'daki, İngiltere'deki kişiyle Ankara'da oturduğu odadan oyun oynuyor, sohbet ediyor. Duygusuz, yani elektronik nasıl bir şey. Amerika'ya giderim onu konuşuyor belki. Sözünüzü balla keseyim, Kanal İstanbul'a geçeceğim. Ne güzel, siz inşallah, yani tüm siyasi partiler, siz burada bayağı bir kafa yordunuz çünkü. İnşallah onlar da öyle yorar, tüm siyasi partiler. Hakikaten bu çocuklar nasıl çocuklar, ne istiyorlar, sorunları ne, eksikleri ne. Yani partilerin belki onları biraz şey olacak ama yürüyen oy gibi görmemeleri dileğiyle diyelim. Değil mi? Tabii uzaylı değiller bunlar. Onu yürüyen oy dedim. Ya, şöyle yapalım şimdi de. Gençler kendi kararlarını kendileri verirler. Onlar emin olun dünyayı da, hayatı onda da. Onda sorun yok. Ben yani sadece daha iyi tahlil ediyorlar. Gibi oldu. Çocuklar birbirini görmüş, sevmiş. Biz de evlensinler. Yok öyle değil. Hani, hani öyle yok. Spoiler veriyorum. Yok işte Shutter Parti yapacağım. Shutter Parti'nin çok tam ne olduğunu anlamış değilim. O yüzden çok bozulmuş. Yok SS alın falan. Yani o kendi kararını verecektir. Biz de öyle o yaşlarda kendi kararlarımızı kendimiz verebiliyorduk. Bir de gençliğin şöyle bir özelliği vardır. Kim ona bir şeyi dikte ederse, zorlarsa onun tersini yapar. Yani dolayısıyla öyle yani siyaset mühendisliğiyle gençlerin oyunu falan alamazsınız. Hele öyle işte SS almak şu bu falan. Şu kavramı da söylemeden geçersek eksiklik olur. Filozof Melik kardeşimizin güzel bir lafı var. Biz kundak kuşağıyız diyor. Kundaklanıyorduk diyor. Vallahi hatta kundak kuşağı. Göstersene nasıl kundaklanıyor. Abi kundak kuşağı ben geçen hafta söyledim. Göster bak. Ya benim şöyle bağladılar bizi ya. Nasıl bir göster bak. Hulki abi. Gerçekten böyle bağladılar. Onun ayakkabılarını gösterdim. Seninle nasıl kundaklandığını göstermen lazım. Ya şey yok. Yani düşünsene. Hulki abiyi kırma bir yap ama. Ya bir göster. Hayır hakikaten böyle kunda el oynamıyor ya şöyle. Şöyle sarıyorlardı değil mi? Tabii canım kundak kuşağı. Kıpırdamıyordun. Kıpırdamıyorsun böyle. Ha, kaç aylığa kadar? Kaç aylık olana kadar? Ya ben hatırlamıyorum ama. Ama madem konu buraya geldi, ben Şaban Bey'in Bafra'dan yazdığı mektubun içeriğini çok merak ediyorum. Abisi tamam, askerde. Tamam, bunu reklam arasında bak şöyle, tamam, çok özele girdi artık. Burada her şey çok anlatayım. Kötü. Sakın geri dönme. Ya çok Almanya'ya git. Bu artık çok özele girdi. Dönüyorum. Tamam, kundak konusunu artık bırakalım. Hayır hayır diyorum ki yani oradan çıktık. Hayır, oradan çıktık liseye kadar da sizde olduğumu bilmiyorum ama benim okuduğum okulda ya oynarken konuşurken böyle dur. Ya elini çok oynatma. Sonra üniversiteye geldim. İletişim Fakültesi'ne dedi ki ya elini kullanmama olur mu kardeşim? Jest mimik diye bir şey var. Ya bir karar verin dedim. 17 yaşına kadar el oynatma. Şimdi bu saatten sonra el oynat bilmem ne falan. O yüzden bizim hani kuşak hani Zafer kundak diyor kuşak. Ya evet avantajları var ama çok da dezavantajı vardı ya. Zor bir çocukluk geçirmişsin Melik diyeceğim dönüyorum. Geçiyorum Kanal İstanbul'a geçim artık. Geçiyoruz da. Boşuna filozof demedim yani hani estağfurullah. Hepinizin canikosu ama boşuna filozof demedim. Antropolojide sen bittin bugün. Antropolojide kundaklama hipotezi diye bir şey var. Rus toplumu üzerinden Rus bebekleri belli bir dönem çok sıkı biçimde kundaklandığı için uzun bir süre eylemsiz halde kalıyor. Evet. Ancak altı temizleneceği zaman bebekler ya da ara sıra oyun oynanacağı zaman açılıyor ya kundaktan. Ve o kısa süreli hareket süresini ileride büyüdükleri zamanki siyasal davranışlarına nasıl etkilediğini antropologlar araştırmış. Melik'in söylediği... Nasıl etkilemiş? Ani patlamalara neden oluyor diyor. Putin o dönemin çocuğu mu? Efendim? Putin o dönemin çocuğu mu? Valla Putin istihbaratçı olduğu için her kılığa girebilir. Yani sonra kundaklanan dönemin çocuğu mu? Muhtemelen öyle. Melik bile kundaklanan dönemden. Onu merak ettim yani. Onlardan mı? Tamam Putin senden muhtemelen 25-30 yaş daha büyük. O da aynı dönem. İşte o da kundak bir şey böyle. Buna dışarıdan... Onda da öfke kontrol sorunu var. Evet işte antropolojisini anlatıyor şimdi. Buna dışarıdan dayatılan uzun süreli hareketsizlik deniyor. Şimdi bebeğe hareket etmiyor değil mi? Niye? Ruslar da öyle. Bizim Anadolu'da da belki halen öyle var. Çocuğun sağlığı için diyor. Düşmesin, hareket etmesin, kolu bacağı çarpmasın, kırılmasın diyor. Ama bu artık yeni çocuk büyütenlerde... Uygulanmayan işte bir teori. O standart mesela yani tamam noktalayalım artık hemen... ama ne olursunuz tamam, hadi bir peki. Kanal İstanbul konuşalım olur mu? Ama Melih'i takdir etmen lazım. Bak bunu bilmediği halde kundaklama teorisinden söz ettim. Ben şeyi öğrenemedim ama bu, tamam. Bunu reklam arasında konuşacağız. Çünkü size şunu sormak istiyorum. Şu söke söke sevgili konuklarım. Vallahi kafam karıştı ama.